Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 3. sınıf matematik dersinin 1. dönem değerlendirme sorularını çözeceğiz. 1. sorumuz. Aşağıdaki hangi sayının en yakın onluğu çiçeğin ortasındaki sayıyı verir? Çiçeğimize bakalım arkadaşlar. Çiçeğin ortasındaki sayı 870'tir. Bakalım A şıkkımız 864 en yakın onluğa yuvarlarsak 860 eder. B şıkkımız 875 en yakın onluğa yuvarlarsak 880 eder. C şıkkımız 872. En yakın onluğa yuvarlarsak 870 eder. Cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuz. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A şıkkı 232 büyüktür 246'dan, o da büyüktür 252, o da büyüktür 239, o da büyüktür 289. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sıralamamız yanlıştır. B şıkkımız 368 küçüktür 372'den, o da küçüktür 384'ten, o da küçüktür 386'dan, o da küçüktür 389'dan. Bu sıralamamız doğrudur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Yandaki işlemin sonucu 864 sayısından kaç eksiktir? Yandaki işlemimize bakalım arkadaşlar. Toplama işlemi. 5, 2 daha 7, 3, 6 daha 9, 2, 4 daha 6. Sonucumuz 697. Bize ne diyor sorumuzda? 864 sayısından kaç eksiktir? 864'ten 697'yi çıkartırız arkadaşlar. 4'ten 7 çıkmaz. Onluk bozarak çıkarma işlemi yaparız. 14'ten 7 çıktı. 7 kaldı. Burada bir onluk almıştık. 5 kaldı arkadaşlar. 5'ten 9 çıkmaz. Onluk bozarak çıkarma işlemi yaparız. 15'ten 9 çıktı. 6 kaldı. Buradan bir onluk almıştık arkadaşlar. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. Cevabımız 167'dir. Dördüncü sorumuz. Aşağıda okunuşu verilen sayılardan hangisinin onlar basamağındaki rakamı yüzler ve birler basamağındaki rakamların toplamına eşittir? Şıklarımıza bakalım. A şıkkı 635. Arkadaşlar bize sorumuzda ne diyor? Onlar basamağındaki rakam yüzler ve birler basamağının toplamına eşit. Bakalım. Onlar basamağımızda 3 var. Yüzler basamağımızda 6. Birler basamağımızda 5 var. 6 ile 5'i topladığımız zaman 11 eder arkadaşlar. Bu değildir. B şıkkı 783. Yüzler basamağımızda 7, birler basamağımızda 3 var. Toplamları 10 eder. Bu da değildir arkadaşlar. C şıkkı 572. Yüzler basamağımızda 5, birler basamağımızda 2 vardır. Toplamları onlar basamağımızı verir arkadaşlar. Cevabımız 572'dir. 5. soru. Yandaki toplam işlemi sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak yapıldığında sonuç nasıl değişir? Arkadaşlar 467'yi en yakın onluğa yuvarladığımız zaman 470 eder. 256'yı en yakın onluğa yuvarladığımız zaman 260 eder. Toplayalım. 0 ile 0'ı topladık 0. 7 ile 6'yı topladık 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 4 ile 2'yi topladık 6. 1 de elde vardı 7. Cevabımız 730'dur. Bize sorulan neydi? Arasındaki fark. Arkadaşlar 730'dan 724'ü çıkartırsak 6 arttığını görürüz. Cevabımız C şıkkıdır. 6. soru. Yanda Romen rakamları ile verilen işlemin sonucu kaçtır? Bakalım arkadaşlar. 14 artı 6 toplayalım. Cevabımız 20'dir. 7. soru. Yandaki oyuncak arabanın fiyatı 91 liradır. Kumbarasında 56 lira olan Kaan her gün kumbarasına 7 lira eklerse kaç hafta sonra bu bebeği alacak arabaya sahip olur? Arkadaşlar olan parası 56 liraydı. 1 hafta sonra 63 lira olur. 2 hafta sonra 70 lira. 3 hafta sonra 77 lira. 4 hafta sonra 84 lira. 5 hafta sonra 91 lira olur arkadaşlar. Cevabımız 5 haftadır. 8. soru. Bir toplama işleminde toplananlardan biri 236, toplam 576 olduğuna göre diğer toplanan kaçtır? Arkadaşlar
Toplananlardan biri 236'ymış. Toplamı da 576'ymış. Bize diğer toplananı soruyor. Bunu bulabilmemiz için 576'dan 236'yı çıkartırız. 6'dan 6 çıktı, 0 kaldı. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. Cevabımız 340'tır. 9. soru. 3 basamaklı en küçük çift sayı ile 2 basamaklı en büyük tek sayının toplamı kaçtır? Arkadaşlar, 3 basamaklı en küçük çift sayı 100'dür. 2 basamaklı en büyük tek sayı 99'dur. Bunların toplamını istemiş bizden. Toplayalım. 0, 9 daha 9'dur. 0, 9 daha 9'dur. 1'i aşağı yazarız. Toplamı 199'dur arkadaşlar. 10. sorumuz. Bir çıkarma işleminde eksilen sayı 532, fark 365 ise çıkan sayı kaçtır? Arkadaşlar, eksilen sayımız 232'ymiş. Çıkan sayımızı sormuş. Farkımız da 365'miş. Arkadaşlar, eksilen sayımızdan farkımızı çıkartırsak çıkan sayıyı buluruz. 2'den 5 çıkmaz. Onluk bozarak çıkarma işlemi yaparız. 12'den 5 çıktı. 7 kaldı. Buradan bir onluk almıştık. 2'den 6 çıkmaz. Onluk bozarak çıkarma işlemi yaparız. Bir onluk aldık. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Buradan da bir onluk almıştık arkadaşlar. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Cevabımız 167'dir. 11. sorumuz. Kaan bir hafta boyunca her gün 25 sayfa kitap okudu. Kaan'ın kitabı bitirmesi için 125 sayfa daha okuması gerektiğine göre Kaan'ın okuduğu kitap kaç sayfadır? Arkadaşlar, bir hafta boyunca her gün 25 sayfa kitap okumuş. Bir haftada okuduğu kitabı bulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyordu? Haftamız kaç günden oluşuyor? 7 günden. 25 ile 7'yi çarpmamız gerek arkadaşlar. 7 ile 5'i çarptık. 35. 35'in 5'i elde var. 3. 7 ile 2'yi çarptık. 14. 3 de elde vardı. 17. Bu bir haftada okuduğu kitap sayfa sayısıdır arkadaşlar. Devam edelim. Kaan'ın kitabı bitirmesi için 125 sayfa daha okuması gerektiğine göre. O zaman arkadaşlar, 175 ile 125'i toplarsak toplam sayfa sayısını bulmuş oluruz. Toplayalım. 5 ile 5'i topladık. 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 7 ile 2'yi topladık. 9. 1 de elde vardı. 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 1 ile 1'i topladık. 2. 1 de elde vardı. 3. Cevabımız 300'dür. 12. soru. Cansu'nun sınıfında 6 sırada 3 öğrenci, 7 sırada 2 öğrenci oturuyor. Buna göre Cansu'nun sınıfında toplam kaç kişi vardır? Arkadaşlar, 6 sırada 3 öğrenci oturuyor. Üçerli oturan öğrenci sayısını bulmamız için 6 ile 3'ü çarparız. 18'miş. 7 sırada 2 öğrenci oturuyormuş. İkişerli oturan öğrenci sayısını bulabilmemiz için 7 ile 2'yi çarpalım. 14'müş. Bize sorulan sınıfın toplam kaç kişi olduğu. 18 ile 14'ü toplayalım. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 1 daha 2. 1 de elde vardı. 3. Cevabımız 32'dir. 13. soru. Bir lokantada 4'er kişilik 16 masa vardır. Lokantada 48 kişi olduğuna göre kaç kişilik daha yer vardır? Arkadaşlar, lokantanın kaç kişilik olduğunu bulabilmemiz için 16 ile 4'ü çarpmamız gerekiyor. 16 ile 4'ü çarpalım. 6 ile 4'ü çarptık. 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 4'ü 1 ile çarptık. 4. 2 de elde vardı. 6. Lokanta 64 kişilikmiş arkadaşlar. Lokantanın içinde 48 kişi varmış. Kaç kişilik daha yer olduğunu bulabilmemiz için 64'ten 48'i çıkartırız. 4'ten 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 14'ten 8 çıktı, 6 kaldı. Buradan bir onluk almıştık. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. 16 kişilik daha yer varmış arkadaşlar. 14. soru. Bilgi. 56 portakaldan 7 bardak portakal suyu elde ediliyor. Buna göre 2 bardak portakal suyu elde etmek için kaç portakala ihtiyacımız vardır? Arkadaşlar, 1 bardak portakal suyu elde edebilmemiz için kaç portakal olması gerektiğini bulmamız için 56'yı 7'ye bölmemiz gerekiyor. Bölelim. 56'nın içinde 7, 8 kere var. 8 kere 7, 56'dır.
6'dan 6 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0. Arkadaşlar bir bardak portakal suyu elde edebilmemiz için 8 tane portakala ihtiyacımız varmış. 2 bardak portakal suyu elde edebilmemiz için 8'i 2'yi çarparsak 16 adet portakala ihtiyacımız varmış. 15. soru. Bir otomobil A şehrinden B şehrine saatte 85 km hızla 6 saatte gitmektedir. Aynı yolu geri dönerken 5 saatte aldığına göre dönerken hızı saatte kaç kilometredir? Arkadaşlar önce A ve B şehri arasındaki mesafeyi bulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? 85 ile 6'yı çarpmamız gerekiyor. 6 ile 5'i çarptım 30. 30'un 0'ı elde var 3. 6 ile 8'i çarptım 48. 3 daha 51. Demek ki arkadaşlar A ve B arası 510 kilometreymiş. Dönerken 5 saatte aldığına göre demiş. 510 ile 5'i bölersek arkadaşlar saatteki hızını bulmuş oluruz. 5'in içinde 5 bir kere var. 1 kere 5 5'tir. Çıkartalım. 5'ten 5 çıktı. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 1'i aşağı indirelim arkadaşlar. 1'in içinde 5 yoktur arkadaşlar. 0 aşağı indirelim. 1'in yanına 0 yazalım. 10'un içinde 5 kaç kere vardır? 2 kere vardır. 2 kere 5 10'dur. Çıkartalım. 0'dan 0 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 102 kilometre hızla gidiyormuş arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.